kadar. Tunus'taki ilk şeyden bugüne kadar. Bu olaylarla ilgili en net tutumu kim aldı? Hiç taraf tutmadan. O rejim Batı yanlısı mı, Batı karşıtı mı diye bakmadan. O rejim Arap milliyetçisi mi, Sünni mi, Şii mi diye bakmadan. Tunus'tan bu yana ilkel olarak bütün bu demokratik şeylerin, taleplerin yanında yer aldık. Eğer Batı'yla, Batı bizim, yani Batı dediğimiz camia bizi kullanmak gücüne sahip olsaydı, Tunus'ta Bin Ali'nin arkasında durdular değil mi? Bugün Tunus-Fransa ilişkisi bozuk. Niye bozuk? Fransa Dışişleri Bakanı hanım istifa etmek zorunda kaldı. Niye istifa etmek zorunda kaldı? Çünkü Tunus'ta Bin Ali'nin arkasında durdular. Yanıldılar galiba. Yanıldılar. Biz neredeydik o zaman? Biz nerede durduk? Eğer Batı ile bu kadar senkronize birlikte düşünüyor olsaydık, biz de onlar gibi tereddüt ederdik en azından. Ya da onlar gibi Bin Ali'yi desteklerdik. Öyle mi yaptık? Mısır'da herkes mütereddit bir şekilde dururken, bizim ana muhalefet partisi liderimiz niye Hüsnü Mübarek'in yanına gitmiyorsun, yani oraya niye gidilmiyor diye tenkit ederken, taraflar mütereddit bir haldeyken en gür ses nereden çıktı? Türkiye'den çıktı. Şimdi o zaman eğer Batı ile, yani birileriyle adına davranıyor olsaydık, Batı yanlısı Mısır yönetiminin yanında durmuş olmamız gerekirdi. Şimdi de Suriye'de o yönetimin kimle ne ilişkide olduğuna bakmaksızın, o yönetimin kendi halkına nasıl muamele ettiğine ve kendi halkının talebinin ne olduğuna bakarak karar veriyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde son 9 yıl içinde başka bir gündemin parçası olmadık, olmayız. Zaten bunlar hepsi konjektürel argümanlardır. Bir sonraki aşamada hep yanlış çıkmış argümanlardır. Bunun onlarca örneği var. Felluce olayında Sayın Başbakanımız en sert tepki verdiğinde, o zamanki Amerikan Büyükelçisi birkaç ay randevu alamadığı zaman, biliyorsunuz Felluce olayları sebebiyledir. Evet. Irak işgalinde. O tepkiyi de veren müzik. Dolayısıyla bunları böyle ideolojik kalıplarla şey yapmaya çalışmak, yönetmeye çalışmak doğru değil. Ayrıca şimdi İran konusu. Evet. Suriye bu. Sayın Bakan, izin verirseniz belki uzayacak, bir ara verelim. Hayır, bu şu İran'ı bağlayayım çünkü önemli. Evet. Öyle bir kanaat uyandırılıyor ki Türkiye, Suriye ve İran'la, hani şeyi, sorunun, eğer müsaade edersen bilmiyorum, reklamdan kaybediyorsanız onu bilemem. Tabii size uyarım ama İran'la son 2-3 ay içinde bile kaç üst düzey temas yaptık biliyor musunuz? Neredeyse haftada bir kez. Ya ondan birileri geldi ya biz gittik. Daha geçen hafta ben Sayın Salih ile beraberdim Nahçıvan'da. Bugün de biraz önce sizden önce geldim. Saat 9 civarında kendisiyle tekrar konuştum. Neredeyse her gün konuşuyoruz. İran'la bizim aramıza fitne sokmak isteyen çevreler var. Aramızın açılmasını isteyen çevreler var. Ama Türkiye'nin İran'la ilişkilerinde bu çevrelerin bir rolü olamaz. Suriye'ye karşı tutumumuz bellidir. O konuda İran'la Suriye konusunda farklı düşüncelere sahibiz. Ve bu farklı düşünceleri aynen Tunus'ta ve Mısır'da Fransa ve Avrupa ile farklı düşüncelere sahip olduğumuz gibi burada da İran'la farklı düşünceye sahibiz. Ama tutumumuz aynı. Şunu söyleyeyim. Amerika'da George Washington Üniversitesi'nde geçen ay verdiğim konferansta kamuoyuna açık bir şekilde söyledim. Kapalı kapılar ardında Amerikalı yetkililere de söyledim. Her seviyede de söylüyoruz. Biz İran'la Suriye konusunda farklı düşünüyoruz. Ama bu şu demek değildir. İsrail'in İran'a dönük herhangi bir askeri harekatı karşısında da ilk duracak ülkelerden biri biz oluruz. Bölgemizde böyle bir harekatı kabul etmeyiz. Onay vermemizi bırakın, bu harekatı da olumsuz anlamda tepki de veririz. Kimsenin herhangi bir başka ülkeye bu şekilde bir tehditte bulunmasını doğru görmeyiz. Mazur da görmeyiz, doğru da bulmayız. Ve ben bunu Washington'da söyledim. Washington'da muhatap olduğum kitlenin, belki onu beni dinleyen kitlenin önemli bir kısmı, İran'a böyle bir muhalefe, böyle bir müdahale yanlısı olabilir olmasına rağmen bunu söyledim. Bunu açıkça da her yerde söylüyoruz. Biz durduğumuz yer, bizim durduğumuz yer sabit. Başka aktörlerin başka niyetleri varsa o niyetleri o aktörlerle yargılamak lazım. Ama o niyetlerden hareketle bizim tutumumuzu yargılamak doğru değil. Evet, izninizle bir ara vermek istiyorum. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra programımız devam edecek. Bizden ayrılmayınız.
Evet sevgili izleyiciler, Ankara'nın gündem programını izliyorsunuz. Konuğumuz Dışişleri Bakanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu. Sayın Bakan, birinci bölümde Esad rejiminin sürekli zaman kazanmak için bir takım politik manevralar yaptığından bahsettiniz. Esad rejimini en fazla güçlendiren bu anlamda olaylardan birisi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin'in tutumuydu malumlarınız. Şimdi bu olaydan sonra katliamlar yine devam etti. Biraz önce ifade ettiniz, katliamların şekli de değişti artık. Ağır silahlarla doğrudan şehirler hedef alarak katliam yapılmaya başlandı. Bütün bu gelişmelerden sonra ve dış dünyanın baskısıyla birlikte Rusya'nın ve Çin'in bu tutumunda bir gerileme, bir değişiklik görüyor musunuz? Özellikle Arap Birliği ile birlikte Rusya'nın Birleşmiş Milletler'e teklif götürmesi birlikte bütün bunlar Rusya'nın ve Çin'in bu tutumunda bir geri adım anlamına gelir mi? Değişiklik anlamına gelir mi? Bir minicik not ekleyeyim mi efendim? Bugün Lavrov'un basına yansıyan bir cümlesi vardı. Evet. Esad reformlarda geç kaldı diye paralelde bir şey yapacak. Evet. Bunu anlamakta da geç kalmamak lazım. Ya bir de öyle bir şey var ki Murad'ın sorusunda. Yani bizim gazetenin dünkü manşetiydi sanıyorum, Türkiye gazetesinin. Hani muhabir biraz da nezaket göstermiş. Görmüyor musunuz? Daha ne olmasını bekliyorsunuz diye bir manşet. Ya, kör müsünüz dememiş. Ya, görmüyor musunuz? Hakikaten bir vahşeti daha fazla dünyaya göstermek. Dünya neyi bekliyor? Şimdi, ya bu iki ülke bunları göremiyor. Beni hep insani olarak da, evet, o olayları takip eden bir bilim adamı olarak da vicdanen çok rahatsız eden, nasıl bu hale geldi diye hep zihnimi 90'lı yıllarda zorlamış olan ve kitabımda da uzun bir analizi o sebeple yapmış olduğum olay Bosna Hersek ile ilgili olaydır. 3 yıl nasıl bu katliamlara gözüm oldu? Şimdi o 3 yıla baktığımızda insan hafızası kolay unutuyor. Belki kitapta o yaptığım çalışmada o analize dikkat etmişsiniz. O 3 yılın müsebbipleri temelde alanda olanları görmek yerine Avrupa'da ortaya çıkmaya başlayan yeni güç dengelerini kendi lehine yorumlamak isteyenlerdi. O gün Bosna Hersek'e uluslararası insani müdahaleyi geciktirenlerin tutumlarına baktığınızda ideolojik bir tavır alarak, o ideolojik tavırla güç dengelerini gözeterek mevzi kaybetmeme çabası içindeki büyük güçlerdi. 300 bine yakın insanın kanı o büyük güçlerin Avrupa'daki güç dengesi mücadelesinin sonucunda ortaya çıktı. Ve bir tarafta bütün Yugoslav ordusunun silahlarını almış, devralmış düzenli bir ordu. Öbür tarafta ise şehirlerini korumaya çalışan düzensiz boşnaklar arasındaki bir mücadeleye sanki iki tarafta eşitmiş gibi yaklaşan bir tutum o büyük şeye sebebiyet verdi. Ve o zaman açık söylüyorum, şimdi o dönemin yönetimleri olduğu için o dönemin yönetimlerini kastederek söylüyorum, şu anki idarecileri değil. Orada İngiltere, Fransa ve Rusya'nın o statüyü korumak adına, özellikle de Fransa generallerinin, askerlerinin, alandaki kişilerine baktığınızda statükoyu korumak adına bütün bu şeyleri geciktirdiğini görürsünüz. Amerika'nın da etkin bir şeyi çok sonraya ertelediğini, Amerika'nın ve Almanya'nın, onu da fark edersiniz. 94-95'e geldiğinde ancak buna müdahale şey oldu. Şimdi de maalesef tablo şöyle. Bunu görmemiz lazım. Türkiye olarak Bosna ile aramızda coğrafi mesafe vardı. O ızdırapları yaşadık, hissettik hepimiz ama tabii gücümüz de, imkanlarımızın da belli sınırları vardı. Ama Suriye'de şu anda olan da benim gördüğüm en büyük müsebbip diyelimlerden biri. Bu sefer nasıl o zaman Balkanlar'da denge değişiyordu ve güç dengeleri içinde herkes kendi çıkarını korumak için statükoya sarılmıştı. Şimdi de bazı aktörler statükoyu koruyarak güç dengeleri içindeki konumlarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bazı aktörler de o statükoyu kendi lehine değiştirebilmek için uygun zaman kollamaya çalışıyor. Ve bunun getirdiği bir uyumsuzluk var uluslararası toplumda. Aynen 90'lı yıllardaki uyumsuzluk gibi. Suriye rejimde bunu çok iyi kullanıyorlar. Suriye rejimde aynen Milosevic'in o zaman kullanması gibi kullanıyor. Ben onun için özellikle Moskova'da bana sorulan bir soruya öyle cevap vermiştim.
Besat sizin dostunuzdu. Niye bu böyle oldu? Evet, halkıyla barış içindeyken iyi dostumuzdu. Biz halkıyla barışı sürsün ve geçiş sağlıklı olsun diye onun Suriye'nin Gorbaçov olmasını istedik. O ise Suriye'nin Milosevic olmayı tercih etti. Bugün Gorbaçov dünyayı geziyor, barış içinde de kendi şeyle yaşıyor. Ama Milosevic tarihin en büyük katliamlarından birinin sorumlusu olarak ve Milosevic'in arkasında o zaman duran güçlere bakın. Yani o bugünkü ülkeleri kastederek söylemiyor. O gün o güçlerin veya ona sessiz kalanların hesabı acaba bu yeni ortaya çıkan güç dengelerinde ben nerede duracağım hesabıydı. İnsani bir hesap değildi. Bugün de maalesef Orta Doğu'da yeni bir Orta Doğu şekilleniyor. Nerede durursak burada da daha çok stratejik sonuç elde ederiz kanaati insani kaygıların önüne geçiyor. Peki sen yanlış yerde durmuyorlar mı? Halkın kesinlikle, karşısında durulur mu? Kesinlikle. Aynen o gün Milosevic'in arkasında duranların daha sonra Balkanlarda ve şeyde uluslararası toplumda ciddi bir muhasebeye maruz kalmaları gibi. Şimdi isim ülkelerin isimlerini zikretmek istemiyorum. Srebrenica olayında sessiz kalan ülke bugün Srebrenica adını duymak istemiyor. Evet. Çünkü o bir leke, bir şey, leke. Ben NATO'da Bosna Hersek'in üyelik eylem planının onaylanması için bastırıp NATO toplantısını bloke ettiğimde Bosna Hersek'in devlet olamadığını daha iddia edenlere, oradaki bütün o üyelere dönüp şunu söyledim. Eğer Bosna Hersek bugün bir devlet değilse, etkin işleyen bir devlet değilse, bunun sorumlusu büyük ölçüde bu masa etrafında oturanlardadır. Biz yarın Suriye ile ilgili benzer bir ızdırabı duymamak, vicdan azabını duymak istemiyorsak, öncelikle insani şeyi öne çıkarmamız lazım. Türkiye'nin politikası bu. Biz ne Sünnileri, Nusayrilere karşı Sünnileri destekliyoruz, ne Hristiyanlara karşı Müslümanları, hatta ne Bağız üyesi olan, çünkü Suriye'de Bağız üyesi olmamak imkansızdı, onlara karşı diğerlerini destekliyoruz. Önemli olan bizim için en az kanın akması. Bunun için Beşşar Esad'a yalvardık. Bakın bunu söylüyorum. Sadece tavsiye etmedik. Yalvardık neredeyse. Çünkü gidişin nereye olduğunu biliyoruz. Ve bu gidişin sorumlusu Batı falan değil. Kendisi. Ve Bin Ali mazur görülebilirdi. Hatta Mübarek mazur görülebilirdi. Çünkü onlar sürecin başındaydılar. Hani bu kadar diyebilirlerdi ki bu noktasal bir şey. Hani kontrol edebilirim. Bir yandan. Beşşar Esad bu yöntemleri Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de, bu Bahreyn'de bu olaylar yaşandıktan sonra bu yöntemleri uyguladı. Bu anlamda bu basiretsizlik affedilebilir bir şey değil. Daha önceki örnekler var. Ve tarihin nereye aktığını görüyorsunuz. Yani kaç yıl daha buna şey yapacağız? Şunun için bu izahta bulundum. Şey olduğunda Rusya ile Çin Birleşmiş Milletler'de veto kullandıklarında ben Münih konferansında konuşmacıydım. Münih Güvenlik Konferansı'nda. 4 Şubat'ta zannediyorum. Ve orada söyledim. Beni esas üzen dedim. Soğuk savaş mantığının bugün soğuk savaş sonrası ve değişen dünyada hala bu mantığın sürüyor olması. Bir tarafta Rusya, Çin, diğer tarafta Amerika, Fransa, İngiltere. Biz soğuk savaşı bitti zannediyorduk. Eğer bu devam ediyorsa soğuk savaş bu şekilde, soğuk savaşın mantığını sürdürenler bilsin ki, bu hangi taraf olursa olsun, bilsin ki soğuk savaşın mağlupları arasında yer alırlar yeni şey. Ve hatırlayacaksanız, daha bu vetodan çok önce İran'a giderken bölgemizde bir soğuk savaş çıkarmak isteyenler var. Bunu engellemek için Tahran'a gidiyorum dedim. Ve Tahran'daki dostlarımıza da söyledim. Gelin birlikte bu soğuk savaşı engelleyelim. Bunu Temmuz ayında söylemiştim. Ocak ayında söyledim. Ve bunun için biz hani genel verilen kanaat, çünkü Türkiye'de maalesef komplo şeyi hakimdir. Hani bu komplonun hiç olmadığı anlamına gelmez. Ama her şey bir şekilde kurgulanır. Bunun müsebbibi de bazıları için emperyalizmdir, bazıları için başka şeydir falan. Bu doğru. Herkesin bir hesabı olabilir. Ama görünen bir zulüm varsa bunun illa dış bir faktörle de izah edilmemesi icap eder.
Şimdi Türkiye'de bu kanaat uyandığı için zikrediyorum özellikle. Beyerileri bu kanaatı uyandırmak istediği için. Biz Esad'ın da dostuyduk. Zulüm etmeseydi yine dostluk alırdık. Halkını dinleseydi daha da yakın dost olurduk. Esad'ın dostluğunu yapan, bugün sürdüren İran'a ve Rusya'da her aşamada gelin bu ortak arkadaşımızın elini birlikte tutalım dedik. Birlikte engelleyelim. Dışarıdan bir müdahale olmasın dedik. Defaatlerce söyledik. Başbakanımız söyledi, Cumhurbaşkanımız söyledi, ben söyledim. Ama eğer birileri bir zalimin elini tutmak yerine onu şimdilik serbest bırakalım, görelim bakalım ne adım atacak diye bekleme iradesinde bulunuyorsa, o onların kararıdır, tercihidir. Biz de kendi tutumumuzu sergileriz. Onun için hani Suriye'nin dostları grubu toplantısı İstanbul'da, gönül ister ki o toplantıya Rusya'da, Çin'de, aslında, İran'da değerlendirme yapsın ve gelsin. Aslında o noktaya geldik. O Nisan başında yapılacak toplantıya davetleri yaptınız mı? Kimler katılacak? Şimdi şu bu konuda da bir takım spekülasyonlar dolaşıyor. Bunu biraz netleştirirseniz bizim programımız aracılığıyla da. Yok, Sarkozy bu devlet başkanları düzeyinde yapılmıyor herhalde. Dışişleri bakanları düzeyinde yapılıyor sanıyorum. Bu dışişleri bakanları bir kere o spekülasyonların hiçbirisi doğru değil. Biz ciddi bir devlet geleneğine sahibiz. Herkes de bunun farkında olsun. Kişisel meseleler, yani ikili mesele olan hususlar vardır. Kişisel hususlar vardır. Bölgesel hususlar vardır. Uluslararası hususlar vardır. Kişisel meseleyi, birinin bizimle kişisel bir problem varsa, ki maalesef son tutumlarıyla Sayın Sarkozy bunu gösterdi. Bunu, ikili ilişkileri buna mahkum etmeyiz. İkili problemimiz varsa bunu da uluslararası bölgesel problemler ona mahkum etmeyiz. Yani bizim için Fransa'yla ilişkiler, açık söyleyeyim, şu an Suriye'nin geleceğini kurban edeceğimiz bir şey değildir, önemli değildir. Yanımızda yangın varken, kardeşlerimiz o yangının içinde, feryatlar içindeyken biz ne böyle kişisel meseleler peşinde koşarız, ne de herhangi bir ülkeyle olan problemimizi bir şey yaparız, ki kaldı ki Anayasa Mahkemesi Konseyi kararıyla pratikte problem bitti. Niye biz şimdi diğer müeyyideleri yeni müeyyide ilan etmedik, ama niye diğer müeyyideler şimdilik o konuda bir şey söylemedik? Çünkü seçimler olsun. Yeni gelen, iki güne bir tekrar müeyyide karşılıklı şey olacağını, yeni gelenin iradesini görelim. Kim gelirse ona göre tutumumuzu belirleriz. Aldığımız karar odur. Evet. Yani şimdi Fransa'yla tekrar eski hale dönüp de 2 ay sonra bir daha, çünkü maalesef olumsuz açıklamalar geldi yine adaylardan benzer bir tasarıyla ilgili. Dolayısıyla görelim tutumlarını. Ne isterlerse biz ona göre tutumumuzu belirleriz. Yani ne özel dostluk çabası içine gireriz, ne özel düşmanlık çabası içine gireriz. Mesajlar alınmıştır karşılıklı olarak. Dolayısıyla Türk-Fransız ilişkileri ayrı bir konu. Suriye konusu hiçbir başka ikili ilişkinin esir alamayacağı önemlidir bizim için. Onun bilinmesini isterim. Yani hiçbir zamanda Suriye'nin dostları grubunda Fransa şunu yaptı, biz bunu yaptık, böyle bir taşma yapmadık, yapmayız da. Sayın Sarkozy ise doğal olarak gelmeyecek. Çünkü bu devlet başkanları toplantısı değil. Sayın Başbakanımız hitap edecekler ev sahibi olarak. Sonra biz Dışişleri Bakanları olarak kendi toplantımıza geçeceğiz. Hangi ülkeler davet ediliyor efendim? Tunus'ta katılan herkes davet edilecek. Ek bazı ülkeler olabilir. O da o ülkenin tutumlarına göre şekillenecek. İstişarelerimiz devam ediyor. Rusya'nın katılması. Rusya ve Çin zaten Tunus'a da davet edilmişlerdi. Kendileri gelmedi. Gelmediler. Bakalım. İnşallah bu süreç içinde onlar da ya Birleşmiş Milletler'deki tutumlarını değiştirirler. Orada bir yeni karar çıkar. O zaman tabii Suriye'nin dostları grubu toplantısı başka bir mahiyet kazanır. Ya oraya o tavrı değiştirir ya da bu toplantıya gelirler. Ümit ederiz tabii bizim hiçbir ülkeyle. Suriye üzerinden efendim. Onu da söyleyeyim, yani mesela bu bir şey de değil. Rusya ile ilişkilerimizin geldiği düzey belli. Ben Ocak ayında oradaydım, başbakanımız görüştü. İran'a başbakanımızla gideceğiz bu ayın sonunda. Nisan ayında da Çin'e gideceğiz. Tam yani, buna dair bir soru sormak yani, istiyorum. Yani öyle bir biz işte bizim için soğuk savaş bitti. Yani demin söylediğim gibi Suriye konusunda İran'la ihtilaf ediyoruz diye İran'ı karşı bir kategoride biz görmüyoruz. Suriye konusunda Rusya ve Çin'le ihtilaf ediyoruz diye de onları soğuk kutbun karşı tarafı görmüyoruz. Onlarla ilişkilerimiz her düzeyde devam ediyor. Onlara da dostça, arkadaşça, komşu diliyle
yaptıkları, aldıkları tutumun yanlış olduğunu izah ediyoruz. Ya da birlikte bir tutum alalım diyoruz. Bunları da yapıyoruz. Görünen ve görünmeyen bu konuda çok çabalarımız var. Efendim, Bosna krizini tarif ettiniz ama Bosna kriziyle galiba temel bir farklılık var bugün. Bugün kendisini ifade edebilen çok güçlü bir Türkiye var. Yani o gün belki Türkiye'nin bir tepkisi, refleksi vardı ama bugün çok daha değerli toplu, kendi içinde çok daha uyumlu. O gün Anglo-Sakson Slav kavgasında Türkiye ne yazık ki çok fazla engel olamadı. Ama bugün geldiğimiz noktada tam sizin söylediklerinizden hareketle şunu söyleyeceğim. Şimdi Esad eninde sonunda gidecek gibi görünüyor. Bu en azından benim öngörüm. O gittikten sonra iki tane büyük aktör, Çin'i saymıyorum çünkü biraz daha uzak mesafede, Rusya ve İran, Türkiye ile masada nasıl oturacaklar, nasıl konuşacağız? Çünkü iyi ilişkiler var, siz de ifade ettiniz. Ben mesela Lavrov'la sizin imzaladığınız 30 maddelik bildiriyi, yani Türk basında hiç tartışılmadı ama çok önemli bir... Çok da güzel yazılar yazdınız o konuda. Teşekkür ederim. Çok güzel bir metindi o. Ama nasıl devam edecek efendim yani? Bir kere demin söylediğim gibi bizim İran'la ilişkilerimiz tarihi ilişkilerdir. Suriye devleti yokken, başka devletlerde de yokken o bu ilişkiler vardı. Bu ilişkinin bir doğası vardır. Kendi seyri içinde sürer. Onu kimse merak etmesin. İran yanlış yaptığında, yanlış olduğunu düşündüğümüz bir şey yaptığında ona en rahat bunu söyleyebilecek olan Türkiye'dir. Ama İran bir şeye ihtiyaç hissettiğinde ona ilk yardım elini uzatacak olan da Türkiye'dir. Nükleer görüşmeleri hep aklınızın ucunda tutun. Ben son 3 senede bakan olarak en fazla enerjiyi İran üzerindeki yaptırımların kalkması, İran'ın prangalardan kurtulması için harcadım. Bunu en iyi İranlı kardeşlerimiz bilir. Gece ve gündüz Tahran Deklarasyonu'na giden süreçte 8 kere İran'a gittim. Her gittiğimde en az 20 saat müzakere ettim. Şimdi dolayısıyla bu Suriye'deki rejimin mahiyetine bağımsız olarak Türk-İran ilişkileri, Türk-Rus ilişkileri de aynı şekilde çok köklü ilişkilerdir. Gittikçe de kökleşen ilişkilerdir. Biz bunu bir soğuk savaş mantığı içine oturtmayız. Ha Suriye rejimi Esad'dan sonra nasıl bir yönetim, o da Suriye halkının vereceği karardır. Ne İranlılar, ne Ruslar, ne biz, ne de başka biri. Suriye halkı verecek o karar. Beşar Esad'ın problemi kendi halkına güvenememesinde oldu. Güvenmiş olsaydı belki de devam edecekti. O halkın belki de onunla problemi olmayacaktı. Biz ise Suriye halkına güveniyoruz. Rusya ve İran'a ve diğer dostlarımıza da söylediğimiz o. Bırakın Suriye halkı kendini. O zaman da diyorlar ki Beşar Esad'ın denetiminde bu seçimler yapılsın. Olmaz. Geçen sene olabilirdi. Bu güven sarsılması olmadan olabilirdi. Biz onun için çaba, ama şimdi olmaz. Onun için Sayın Lavrov geç kaldı Esad reform yapmakta dediği o. Referandum yapıldı. Ne tesir oldu? Olmaz. Halkın gönlündeki, zihnindeki şeyini bir kristalın çatlaması gibi tekrar bir araya getirmek kolay olmuyor. Bugün itibariyle 9 bine yakın ölü var resmi. Kayıplarla falan 20 bin civarında olduğu söyleniyor. 100 bine yakın, neredeyse 70 bini aşkın tutuklu var. Nereden hapishaneleri bulup bir şey yap? Bunları toplu bir yerlerde, yani bu bizim hapishane ne şartlarda olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu 70 bin ki Esad kendi konuşmasında söyledi bunu. Göçler var. Şimdi bu insanların topladığınızda bu insanların akrabaları, eşleri, dostları, bunlar yani bunların gönlünde bu devlet meşruiyeti kalmış olabilir mi? Korkuyla, ürpererek insanların beklediği yarın ne olacak diye. Şimdi burada artık bu sistemin bir şekilde, kozmetik şekilde bir yapılacak bir seçimle sürdürülebilmesi mümkün değil. O zaman olacak olan şey, gelin bu mesajı doğru verelim ve Beşar Esad, yönetim, bu katliamı uygulayanlar yönetimi devretmeye ikna edilsinler. Yönetimi devretmeye ikna edilsinler. Yani güvenliği devretmeye, güvenlik ancak ve ancak tarafsız bir aktör tarafından üstlenilirse Suriye'de bir çözümün önü açılır. Yani tarafsızdan kasıp dışarıdan birisi değil. Ama halk nezdinde bu insan benim üzerime yarın tankları tekrar sürmez diyebileceği birisinin bu yetkiyi alması lazım. O geçiş sürecini onun mu yönetmesi gerekir? Önemli olan kriter burada bu isim falan değil. Şu anda Beşar Esad çıksa televizyona, yemin etse, dese ki ben bir daha halka, şehirlere, inanır mı bu halk? Halkın tekrar güven duyup reforma ikna olması için önce şunu hissetmesi lazım. Bu ordu benim ordum ve artık bana karşı top tankla gelmeyecek. Onun için biz Suriye'nin basiret sahibi
ordu mensuplarına da sesleniyoruz. Kendi halkınızla savaşmayın. Kendi halkıyla savaşan hiçbir ordu başarılı olamamıştır. Evet. Ve burada temel sahip bir halkın korunmasıdır. Bu o açıdan yani Rusya'yla ve İran'la bizim aramızdaki görüş farkları, geçen seneki görüş farkı şuydu. Biz geçen sene bu tarz bir reformun uygulanabileceğini düşündüğümüz hep bunları söyledik. Yapsın diye, beraber yaptıralım diye. O zaman onlardaki kanaat daha çok şuydu, yani Beşar Esad bunu kontrol altında tutar. Şimdiki görüş farkımız, Beşar Esad'ın denetiminde bir reformun onlar hala olabileceğini düşünüyorlar. Biz ise artık bunun psikolojik olarak, sosyolojik olarak karşılığı yok artık. Mümkün evet. olmadığını söylüyoruz. Karşılığı. Bu Beşar Esad'a düşmanlığımızdan değil, olamayacağını bildiğimiz için. Burada bir çözüm üzerine çalışmak lazım. Şey bu, yani hiçbir meseleyi dışlamıyoruz. Hiçbir çözüm formülü dışlamıyoruz. Kimseye de kasıtlı bir düşmanlık içinde değiliz. Öyle olmuş olsaydı çok farklı tutumlar sergilenirdi. En başından sergilenirdi. Yani daha ortada hiçbir şey yokken sergilenirdi. Veya Türkiye'nin sınır boylanınca sergilenirdi. Bu konuda... Bakan izin verseniz küçük bir aram daha ver benim. Evet. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra programımız devam edecek. Bizden ayrılmayınız. Evet sevgili izleyiciler, Ankara'nın gündem programını izliyorsunuz. Konuğumuz Dışişleri Bakanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu. Sayın Bakan, Irak, özellikle Irak sormak istiyorum ama bütün Orta Doğu'yu ilgilendiriyor biliyorsunuz. Irak'ta Türkiye'nin Irak'taki en büyük endişesi bölgede bir mezhep çatışmasının olabileceği yönündeydi. Sayın Başbakan bu konuyla ilgili bir grup konuşmasında çok geniş açıklamalar yaptı. Siz de vurgulama yapıyorsunuz. Irak'ta başlayabilecek bir mezhep çatışması çok tehlikeli bir şekilde bütün Orta Doğu'yu etkisi altına alabilir ve en büyük zararı bu Orta Doğu'daki halklar ve buradaki devletler görür. Kim menfaat sağlar onu bilmiyorum. Siz bunu engellemek adına hükümet olarak, Dışişleri Bakanı olarak çok titizlikle sürekli her görüşmelerde en başta tuttuğunuz konulardan birisi. Bununla ilgili bir neler söylersiniz? Bir de Nuri Bey'in bir sorusu var. Yani yine sözünüzü Irak'la ilgili diye. Yok. Irak'la ilgili benim bir ilavem var ki başka sorularımız var. Onun için hızlı cevap alalım. Sıkı sıkı geliyoruz. Evet. Irak yönetimiyle geldiğimiz son nokta nedir? Yani Irak yönetimiyle ciddi de yardım ettiniz Türkiye olarak. Ya Irak yönetiminin geçtiği her aşamadan. Yani son 5 yıla, 4 yıla bakarsak her aşamasında ciddi katkılar verdiniz, ciddi yardımlar ettiniz. Niye bu noktaya geldik? Bu noktada ne durumdayız şu anda mevcut yönetim? Şimdi aynen Suriye gibi aslında Irak'ta bizim etle tırnak gibi içe geçtiğimiz bir ülke. Evet. Kaderi, kaderimiz olan bir ülke. Onun için de her ikisiyle biliyorsunuz Yüksek Liste İşbirliği Konseyleri kurduk. Çok ileri adımlar attık. Ve en zor şartlarda, yani Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığı'nın binasının yarısı neredeyse terör saldırısıyla berhava olduğu ay, Sayın Başbakanımız 12 bakanla Bağdat'a gitti. Orada şunu göstermek istedik. Aynen Somali'ye sonra gittiğimiz gibi, hani Somali'ye gidilebileceğini göstermek. Irak'a bu kadar kapsamlı bir ziyareti gerçekleştiren tek ülke, Türkiye gerçekleştiren tek lider Sayın Başbakanımızdı. Ne İran'dan, ne Suriye'den, ne Suudi Arabistan'dan, ne Amerika'dan böyle bir heyet gitmedi. Biz şu mesajı vermek istedik. Siz burada terör altında bu ızdırabı çekerken bilin ki biz de hissediyoruz ve sizinle kaderimizi birleştirmeye hazırız. Dolayısıyla bizim Irak'ta herhangi bir mezhebi, herhangi bir partiyi, herhangi bir kişiyi, herhangi bir etnik grubu karşımıza almamız söz konusu olmaz. Büyükelçiliğimiz dışında başkonsoloslukları açarken öyle bir denge içinde açtı ki biri Erbil'de, biri Musul'da, biri Basra'da. Mümkün olsa diğer ilçelerde de açmak için hep teşebbüslerde bulunduk. Necef'te, Kerkük'te, Kerbela'da, her yerde biz Irak, bu anlamda bütün Irak'lıları gelip kendi memleketimizde görmek isteriz. Biz de onlarla yakın temas içindeyiz. Çünkü Irak bu kültürel geçişkenliklerde tam bir mihenk noktası, bir geçiş noktası. Yani Suriye de önemlidir. Suriye başka sebeplerle önemli.
Ama Sünni-Şii ilişkisi bağlamında en önemli ülke Irak'tır. Tarih boyu böyledir. Ta Hazreti Hüseyin'in, İmam Hüseyin'in o büyük şehadetinden bu yana Irak toprakları hep bu yükü taşıdı. Ve biz Irak'a gittiğimizde de hep bu mesajı verdik. Burada bizim için bir taraf olmak söz konusu olmaz. Hiçbir şekilde söz konusu değil. Irak'ın üzerinden veya Irak'ı da içine alacak şekilde bir Sünni-Şii karşılaşması, zıtlığı, kutuplaşması bu bölgeye, bu bölge insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Onun için dikkat ediniz, birçok Sünni Arap ülkesi Irak'la ilişkilerini mesafeli tutarken Sayın Maliki'nin bazı tutumları dolayısıyla birçok Iraklı Sünni de İran'la ilişkilerini mesafeli tutarken biz Irak'ta herkesle ilişki kurduk. O bakımdan bu bir şu anda yaşadığımız şey yapısal bir problem ya da bir zihniyet problemi değildir. Yani bizim zihnimizde bir sünnicilik olduğu, Malik'in de bunu böyle algıladığı için Sayın Malik'in böyle bir şey değil. Bir yapısal problem de değil. Konjektürel bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Çünkü Sayın Maliki ve ben danışmanı, benim de dostum Sayın Ali Depa aradığında ona da söyledim. Sayın Maliki, Amerikan güçleri çekildiğinde gün, hafta, neredeyse gün, diğer liderler üzerinde belki kendince haklı gerekçeleri olsa bile bir operasyon yapıyor görüntüsü vermek yerine o güç liderleri çağırıp Bağdat'ın en büyük meydanında o günü, Amerikalıların çekildiği günü, ulusal egemenlik günü, milli onur günü ne derseniz deyin bir gün ilan etseydi ve yanına Sayın Talebani'yi, Sayın Nuceyfi'yi, Sayın Taşimi'yi, İsa'yı, Caferi'yi, Allavi'yi alsaydı ve bir resim verseydi. Düşünün bugün Irak'ın iç barışı, iç huzuru ne halde olur? Irak'a büyük bir iyilik yapmış olur geleceğe. Liderlik, yani bizim Irak'ta görmek istediğimiz tablo buydu. Keşke bunu yapsaydı dedim. Ama dediğim gibi biz bir hukuk veya şey Irak'taki bütün dosyaları bu anlamda takipçisi değiliz. Ama eğer bilinen 4-5 liderin hepsine dönük aynı anda, aynı günlerde haklı veya haksız onlar kendi meseleleri. Aynı günlerde bir şey yürütülüyorsa ve evlerin etrafı çevrilip operasyonel evlerin etrafı silahlı bir şeylerle güvenlik güçlere çevriliyorsa biz de onu, o liderlerin hepsini bir şekilde tanıyorsak tabii ki iyi niyetli bir tavsiyede bulunuruz. Ha, bu tavsiye dinlenir, dinlenmez. O kendi bilecekleri bir şey. Ama bizim hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine müdahale anlamında bir tutumumuz olmadı. Olsaydı 2003'ten bu yana çok müdahale edebilecek şartlar doğmuştu. Hiçbir zaman bunu yapmadık. Evet. Hiçbir ülkeyle ilgili de yapmadık. Hiçbir ülkede bir grubun eline bir çakıl taşı verip de başka bir gruba karşı bunu şey yapmadık. Buna mukabil birçok ülkenin birçok hesapları olmuş olabilir. Bunlara da bir, bunlara da Irakların vereceği bir karar. Bugün Sayın Başbakanımız son ziyaretinde Irak'a geçen sene gittiğimizde dahi Başbakanımızı Bağdat havaalanından Bağdat'a kadar karşılayanların hepsi Şii'ydi. Evet, Şii gruplardı. Bizim bu anlamda bir hiçbir gündemimiz olmadı. Ben Tahran ziyaretimde Sayın Muktada Sadır'la akşam yemeğinde bizim Büyükelçik'te birlikte oldu. Sayın Ammar el-Hakim Türkiye'ye geldi. Ama dediğim gibi bir yanlışlık da varsa veya bizim için yanlış görüyoruz, bunu da paylaşırız. Bunda da bir beis görmeyiz. Ümit ederim bu ilişkiler rayına oturacaktır, düzelecektir. Yani bu coğrafyada kimse kimseyi dışlayarak refahı, barışı, huzuru bulamaz. Ümit ederiz öncelikle başta Sayın Haşim'in dosyası olmak üzere bütün bu konularda Irak içinde bir ulusal uzlaşı sağlanır. Öyle bir uzlaşı sağlandığında
Türkiye için başka bir gündem maddesi efendim, yoktur. Çözülür. Türkiye'de son 8 ayda ikinci ziyaret bu. Biri 5 ay sonra tekrar geldi. Biri de 8 ayda ikinci kez geldi. CIA Başkanı ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Türkiye'yi ziyaret ettiler. Sayın Başbakan'la görüştüler. İşte o görüşmelerden siz de katıldınız mı bilmiyorum, ben takip edemedim. Özür diliyorum. Fakat katılanlara baktığımda bildiğim kadarıyla çok daha böyle bizim hükümetimizden güvenlikle ilgili olan... Hayır, sadece bir müsteşarımız, bu tür ziyaretlerin bir protokolü vardır. Evet. Yani Sayın Başbakanımız birini kabul ettiğinde Türkiye'deki onun muhatabıyla birlikte kabul eder, o kadar. Yani öyle özel bir şey yapılmış bu değil. Bu görüşmelerde Türkiye'nin terörle mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir döneme mi giriyoruz? Bu görüşmelerle ilgili bize şimdi olabildiğince... Artık çok daha şeffaf bir dünyada yaşıyoruz. Tabii. Yani eskiden CIA Başkanı Türkiye'ye gelse, gizli mi geldi, açık mı geldi, onu birçok spekülasyon yapılabilirdi. Artık bu tür yapılar dünyanın her yerinde şeffaf bir, yani daha görünür şekilde herkes çok açık bir şekilde kendi pozisyonuyla ilgili görüşlerini, kanaatlerini muhataplarına aktarıyor. Bir kere dediğim gibi bu tür durumlarda Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanı gelmişse benim birlikte gideriz. Yani muhatabıyla kabul. Öyle geniş, başbakanımızın kabulü geniş bir katılımla, bütün güvenlikçilerin olduğu bir katılım, böyle bir durum söz konusu değil. Müsteşarımızın muhatap olduğu için birlikte ziyaret ettiler. Kendisinden gelen bir talep üzerine yapılan. Şunu da söyleyeyim. Bu ziyaret çok önceden planlanmış bir ziyaretti. Yani müsteşarımızın Sayın Petraus'u ile ilgili program önceden, yani bugünkü Suriye gündemiyle İran ya da Irak gündemiyle, hele hele İran gündemiyle hiç alakası yok. Evet. Yani bunun bilinmesini isterim. Yani çünkü bunlar o başbakanımız ziyaret ettiği için bilindi kamuoyu tarafından. İstihbaratçıların geliş gidişleri her hafta birileri gelir, birileri gider. Çoğu zaman kamuoyu duymaz. Yani aynı şey, görüşmeler Rus istihbarat servisiyle de yapılır. Alman istihbarat servisi, her servisle bunlar yapılır. Bunlara özel bir anlam yüklememek gerekir. Yakın zamanda müsteşarımızın dediğim gibi birçok muhatabıyla bu şekilde görüşmeleri oldu. Teröre karşı mücadele, evet, bu her zaman bizim Amerika ile görüşmelerimizde, özellikle de bu bağlamda istihbari faaliyetler konusunda her zaman gündemdedir, birinci maddedir. Çünkü zamanlı istihbarat konusunda dahil olmak üzere yapılacak ortak birçok gündem maddesi var. Hı. Ayrıca bölgedeki, yani Afganistan'da birçok yerde de güvenlik, yani silahlı kuvvetlerimiz birlikte çalışıyor. Silahlı kuvvetlerin birlikte çalıştığı her yerde, yani NATO bünyesinde istihbari bir boyut her zaman olur. Ya yani bunları doğal karşılamak gerekir. Özel bir anlam yüklemek doğru olmaz. Ben konu istihbarattan açılınca, ben tabii iç politika değil bugün gündemimiz, ama daha önceki bir televizyon programında, benim de katıldığım bir programda, Türkiye'nin bölgesel vizyonuyla birlikte istihbarat anlayışında değişmesi gerektiğini ve değiştiğini de söylediniz. Yani Türkiye'nin diplomatik girişimlerine, stratejik amaçlarına hedef edecek yeni bir yapılan